İnsan hapşırarak uyanır mı ya? Günaydın. Günaydın Şivasım. Gel, gelsene günaydın de. Oy, oy. Günaydın Dobito. Günaydın kelebeğim. Oo, günaydın size sakinlerim. Erkenciyiz bugün. Evet, eğer yanlış görmüyorsak burada yine bir şahane pazar seti kurulmuş, görüyor musunuz? Ne çekiyorsun? Bir değişik gördüm seni. Sakallı. Alfaslan. Merhaba. Günaydın. Uğur'cum sana da günaydın bu arada. Günaydın. Uyanır uyanmaz su savaşları diyorsun. Uyanır uyanmaz da işte ayılıyoruz. Şunun sayesinde yerler ıslanmıyor işte, güzel. Ben şu minik çantamı alayım, içinde para var mı bakayım. Var mı? Var. Evet. Hem bir hava almış olurum, hem bir uyanmış. Hem de bir kahve alıp geleceğim. Tek kullanımlı maskemi de aldım yanıma. Zaten olmadı kullanacağım ama o da bir şeydir uyanmak için, değil mi? Aslında bugün hem tırnaklarımı değiştirmek istiyordum. Ay çok rüzgar var. Hem tırnaklarımı değiştirmek istiyordum hem de saçlarımı biraz kestirmek istiyordum. Çünkü artık siz de farkına başladınız. Bana bu kadar uzun da enteresan duruyor, bilmiyorum. Ama bugün cumartesi ve artık çok geç kaldım. Yani öyle pat diye de gidemeyeceğime göre onu hafta içi bir güne ertelemek zorunda kalıyorum. Otobüs sesi, tır sesi, rüzgar. Bakın yaklaşık 25 adım falan attım bile şimdiden. Teşekkür ederim. Şuradan minik bu karabuğdaylı poğaça var ya, ondan aldım. Bir de kahve işte. Şimdi eve geri dönüyoruz. Hayır, kimin cenazesi var? Siz yapıyorsunuz. Arkadaşlar, Alpaslan ve Uğur aşağıya gitti. Bakın kimler geldi. Serkan Bey burada, Fuat Bey burada. Fuat röntgenliyor şu an Alpaslan'ın. Ayılara bak, ayılara. Vay vay vay. Neredeler? Şuraya bak. Ooo, Alpaslan'a bak nasıl gülmüşleniyor. Bak bak nasıl dökmüş kremleri üstüne. Ooo. Bak. Ha. Kiralar düştü. Şu an kiralar düştü. Biz gidince daha da düşecek. Arkadaşlar siz niye inatla sakallarınızı kesiyorsunuz? Yani Serkan da kesmiş. Ben yanmak istedim. Ben yanmak istedim. Tamam, sen kesmemişsin de. Sen niye kestin? Şöyle durunca kadın çıkıyor. Varsa evet. Bir şort alırım. Kedilerin ismini söyle bakayım. Senin için ne onlar? Gel. Kıvanç. Evet arkadaş, gerçekten... Gel gel gel. Gel kuzum. Doğru duyuyorsunuz. Al Kıvanç. Al bak sana ne vereceğim ya. Bunu yakalayabilirsin. Arkadaşlar Burak, Fuat gel. Kedilere Kıvanç ve Burak ismini taktı. Gel. Gel bak Burak ne var burada? Bu Burak'a çift. Ama farkında mısın? Hiçbiri seni sevmiyor. Bak Burak. Oğlum ayı gibi. Annelere gibi taşıyayım mı? Hayır hayır, onlar ağır artık. Ay, ama sanki bir koltuk altı öpmüşüm gibi. Bak severken bak kaldı elim. Gitmiyor geri. Geri gitmiyor ya. Ben ankör kedi ama... Koy bak göstereceğim. Ha, bak ne göstereceğim sana. Dur oğlum sakin kuşuyum, ol. Dur. Bırak. Sakin ol. Sakin ol. Bak şimdi. Bekle. Bak 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 sırtına bak. Arkadaşlar size de göstereyim. Şunlardan aldım. Bunların da amacı bütün saksılarıma bunları ekeceğim. Yani ekmek değil de üzerine bir şişe takıyorsun. Bir şişe kapağına uygun şekilde tasarlanmış zaten. Şimdi bu toprak, toprağa direkt böyle giriyor. Aynen öyle ama bak şu köşelere ne kadar giriyor. Evet böyle. Bunlar saksının içine giriyor ve onları çok güzel suluyor. İhtiyacı olan miktarda. Sizi yolculayayım. Uzun zamandır sizi görmedik izleyenlerimiz. Ulan bunu baksır sanmazlar inşallah. Bu çocuğun kamera görünce dedi çözülüyor. Çok iyi, çok iyi. Dün bana diyor ki biraz prim yapayım sana. Ben de şu an ondan yapıyorum. Zaten ben olmasam senin bu kadar takipçi olamazdı. 600 bin de benim. Aynen. 60 bin de benim. Çok kalabalık bir şey yani. Hadi bay. Arkadaşlar bu arada bakın size ne göstereceğim. Şunları göstermeyeceğim. Bunlar hep kedi kumu da. Bizim çocuklara böyle bir kedi sepeti geldi dün. İnanılmaz hoşuma gitti. Sadece şu kurdele birazcık dişi. Dişi işi sanki. Bizimkilerin de hepsi biliyorsunuz erkek olduğu için. Şunu şöyle kıvırdım. Yastığımız burada. Peki buna rağmen neredeler derseniz hemen gösteriyorum. Dobby burada. Şivas'ı mazur görelim. Şivas zaten ona sığmayabilir. Evet, mükemmel bir atlayış ve yakaladım. Fuat'ın suya atlayışını yakaladım. Şimdi kesin bana kızacak. Beni çıplak koyma diye ama üzgünüm. Şu halime bakın. Evet, kahve sipariş etmişler. Ve ben de teslimatı yapmaya gidiyorum. Yüzüme güneş kremi sürdüm, bembeyaz o yüzden. Uğur sen de buradasın. Uğur da bakın piknikçi. Kendine kola ve cips almış gidiyor. Ne güzel ha, yaşıyorsunuz bu hayatı Uğur Şengül. Bu müzik sizden mi geliyor? Arkadaşlar bakın şimdi hepsi şey göbeğini falan düzeltecek, izleyin. Tamam lan beskalı çekiyorum. Biraz kıssanız da müziği. Valla bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak, kayıt yapma şunları ya. Neden? Niye abi, neden utanıyorsunuz ya? Bak şuradan aşağısı yakın yok. Profil. Heh, bu. Yapma gözünü seveyim, tamam, utanıyorum tamam, ya. Tamam tamam, kapattık al işte. Aşkım sen galiba
karakol. Bilerek tişörtü. Arkadaşlar Fuat diyor ki ben yüzüme güneş koyucu sürdüm ya, o onu anlamamış, nasıl bir fonten sürdün diyor, şu haline bak. Boynun başka renk, yüzün başka renk. Utan. Yüzümüzü koruyoruz biz leke olmasın diye. Aha atlıyorlar. Yaşar atlıyor. Mükemmel bir atlayış. Müthişti. Evet. Bir fok yapsana çekeyim. Bir inek yapsın, inek yapsın. İneği çok güzel. İnek yapacak. İnek yapsana inek. İnek yapsana inek. Allah'ın seversen. Kurban bayramı geldi. Yukarıda yap. Hayır. Kaç. Ay bu adam gözünü kapatmış. Arkadaşlar ben geri döndüm, hatta üstümü falan değiştirdim. Çünkü rüzgar var. En sevmediğim şey şu hayatta bir rüzgar değil. Güneşlenirken rüzgar olması, çünkü hiç anlamıyorum ve çok sersemleşiyorum. O yüzden onlar aşağıda kaldı, ben buraya geri geldim. Şimdi ne yapacağız? Çorba. Bu benim öğlen birden beri güneşlenen dostlarıma bir ikramım olacak. Ayranız çorbası yapacağım. Hem de geçen gün de yaptığımda, önceki vloglarımı izlemeyen insanlar galiba hani sordu nasıl yapıyorsun bu kadar hızlı diye. Hemen onu göstereceğim size. Sonra da yeriz hep beraber. Yüzüm gerçekten bembeyaz. Saniye arkadaşlar, tripod takıyorum. Malzemelerimizi gösteriyorum şimdi. Hep hazır ürünler zaten. Haşlanmış nohut, haşlanmış buğday, ondan sonra süzme yoğurt, bir tane normal yoğurt, bir de nerede? Dereotu, nane. Maral'dan destek alıyorum. O dereotlarını yakacak şimdi. Dereotu ve naneyi. Ben de büyük bir fanus arıyorum. 20 geçiyor. Bakın başladım. Hemen süzme yoğurdumuz şöyle gidiyor kaba. İkinci süzme yoğurdumuz da kaba gidiyor. İyice karıştırıyorum. Şu an zaten bayağı katı koyu bir kıvamda görüyorsunuz. Bu şekilde içilir mi? Asla. Biraz da normal yoğurt koyacağız. Aa bu da bu, pardon. Ben yanlışlıkla bunu almışım. Bu da koyu bir yoğurt. Aa evet bak, yoğun kıvamlı diyor. Neyse tamam, o zaman şöyle. Bırak. 4-5 dakika. Şimdi ben su da ekledim içerisine, yine karıştırıyorum. Yok mu ya benim karıştırıcım? Benim karıştırıcım varmış arkadaşlar. Bu arada burada da insanlar ikiye ayrılıyor. Bazıları çok daha sıvı severken bazıları biraz daha yoğun kıvamda seviyor. Ben yoğun kıvam olanı seviyorum galiba. Şu an düşündüm de bir. Evet daha böyle, evet yoğun kıvam seviyorum. Bu tarafta dereotu ve naneler hazır. İlk yapacağımız nohutu sudan geçireyim. İçerisindeki suyu dökeyim, sonra içine katacağız. Şöyle tam önünüzde yapayım dedim ya. Nohutlar geliyor içerisine. Normalde daha büyük bir böyle kabım vardı ama şu an olmadığı için bunun içerisine yapacağım hepsini. En son belki ikinci bir kaba daha dağıtırım. Çünkü sayımız da kalabalık ya, yetmeyebilir. Göreceğiz. Sıra buğdaydı. Ki en çok yakışan şey buna buğday zaten. Buğdayın da hepsini koyacağım. Kaç dakika oldu biliyor musunuz? Sadece ve sadece 5. Tamam. Ben bu işlemi de hiç sona bırakmayacağım ve şu borcamın, borcam değil ya bu, anladınız siz. Kasenin içine bir kısmını alacağım bunun. Tamam, yeter. Hiç tuz koymadık o yüzden bir buna, bir de buna tuz koyalım. Alıyoruz dereotlarını. Böyle küçük küçük makasla, kopartabilirsiniz bu arada da ben hiç uğraşasım gelmiyor onunla. Tamam, bir bakalım önce yeterli mi diye. Bakın, bence gayet yeterli. Şimdi su koyuyoruz. Şu an 11 dakika oldu ama size bir şey söyleyeceğim. Aslında bu benim makasla bunları kesmem doğru bulunmayabilir. Çünkü hani şey derler ya, böyle sebzelere, bitkilere, otlara makas, metal değdirmemek lazım diye. Ben hile yaptım. O yüzden eğer zaman varsa normal kopartarak yapmanız daha iyi tabii ki. Bir de ben daha önce hiç buna mısır koymamıştım. Ama daha önce yaptığımda bir sürü mesaj da geldi. Bir de mısırlı dene, çok güzel oluyor diye. O yüzden içerisine mısır da koyayım diyorum. O da galiba şurada var. Evet, haşlanmış mısır mesela şundan. İkisini de birazcık katayım. Vallahi şimdi ağzım sulandı, bir saniye. İki ona iki buna koyayım. Bunu da koyalım. Şey de diyorlar bu arada, üzerine tereyağı yani eritip koyan da var, tuz ver katan da var. Bilmiyorum. Ben onu daha, onu da bir sonraki denerim. Şu anda abartmayalım. Tabağın bir köşelerini temizleyeceğim. Lütfen delirdiğimi düşünmeyin ama böyle çok güzel oluyor. İçerisine böyle 4-5 tane buz koyacağım. Şivas bu sırada mama bekliyor, bakın orada. Ne? Buzları birazcık içine gömdüm. Şimdi buradaki bu nane yapraklarımız geliyor süslemek için. Müthiş. Bunu tek başıma ben de yiyebilirim istersem. Dolu dolu içerisi. Bu kadar. Ve söylüyorum size, tam 15 dakikada bitirdik. Müthiş. Şimdi servisini yapalım ama ondan önce Şivas'a mama vermem lazım. Çünkü görüyorsunuz put gibi bekliyor hala oradan. Bakın şimdi buraya doğru yürüyecek arkadaşlar. Dikkatlice izleyin, tamam mı? Açıyorum mamanı. Açıyorum aşkım. Bak açıyorum. Yani geliyor. Oo.
Diğerleri de geldi bu sırada. Bu şivasın. Bu kadarcık burada. Ben 1,5 çay kaşığı falan veriyorum. Bu yavru kedilerin. Durun. 2 çay kaşığı koydum. Tamam mı? Dur bu değil. Bu değil. Bu kamera. Durun. Şimdi bu senin. Gel. Bu senin. Şivasın bu da senin. Sen buraya. Burada abin yiyor. Sen burada yiyorsun. Heh. Evet. Afiyet olsun diyorum. Hiçbiri tınlamıyor işte. Böyle de nankörler. Bu sefer içinde farklı şeyler var. Ne gibi? Dene de gör. En iyisi. İçinde mısır vardı bu arada. Sadece zamanım yoktu. O yüzden otları makasla kestim. Çok güzel. Tuzu çok iyi olmuş ya. Ben çok tuzu seviyorum. Ben tükürdüm buraya. Evet abi. Şu galiba benim. İğrenç bir şey evet. Ayasofya'yı izliyorum da. Evet Serkan'cım. Dereotu var. Tamam. Tabak güzel diyorsun. İyi tamam. Yorumlar güzel. Teşekkürler. Kaşla göz arası duşa girdim. Ve bu markalardan gelenlerde gösterdiğim birkaç yeni ürün denedim saçımda. Ama içeride göstereceğim şimdi. Bir tane böyle peeling gibi. İçerisinde limon tuzu mu vardı? Tam emin değilim ama o kadar iyi geldi ki böyle gıcır gıcır şu an buralarım. O birazcık sertleştirdi. Benim böyle son zamanlarda çok fazla ürün denememden kaynaklanan bazen böyle deri diplerimde yani kepek demek istemem ama kepek gibi şeyler oluyor bilmiyorum. O yüzden de daha fazla yıkamak zorunda kalıyorum falan. Şu anda hiç görmüyorum kafamda. Siz görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Şurada kolye standlarım falan duruyor. Buranın tozunu aldığımız için dağınıklık değil yani. İnanın ki herkesin başına gelebilecek bir durum. Şimdi bir gözenek maskesi yapacağım şu marka. Egg White ismi. Yok hayır. Dün değil ondan önceki gün geldi ve gelir gelmez hemen denedim. Altındaki yorumlarda hep şey yazıyordu. Düzenli kullanımda kesinlikle etkisini görüyoruz falan diye. Yani gözenek küçülttüğünü iddia ediyor. Göreceğiz bakalım. Bu arada reklam değil. Ama influencer arkadaşlarımın etkisiyle aldığım bir ürün. Onlar bu kadar övüyorsa bir deneyeyim dedim ve aldım. Hikayesi bu. Göreceğiz. Ayna yok mu ya? Şöyle sizin iyice dibinize girersem acaba şuradaki gözeneklerimi görebilir misiniz? Ama gerçi bıyıklarımı da görebilirsiniz bu mesafeden. Girmeyeyim daha iyi. Neyse en çok gözeneklerimin olduğu bölge şuralar. O kısımlara daha fazla uygulayacağım bu yüzden. Bir de ben çok kalın uyguluyorum galiba ya. O yüzden kuruması çok uzun sürüyor. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam normalde böyle 230 mu 260 mı öyle bir fiyatı var bunun. Ben şu anki indirimden aldım 170 liraya. İki taraftaki fazlalığı da alıyorum şu an. Baksanıza bayağı fazlalık çıktı. Ne yaptığımı göstereceğim size Allah aşkına ya. Kapak yere düştü. Sonra ben onu çekmeye çalışırken bütün zemine yayıldı. Geldim. Yaptığım peeling buydu. Urban Care arındırıcı ve hacimlendirici peeling şampuan. İlk böyle saç diplerini uyguladım. Aynen burada yazdığı gibi şurada yazıyordu. Ondan sonra köpürüyor zaten. Ve sonra da yıkıyorsunuz. Koydum bunu buraya. Sevdim. Ay. Arkadaşlar. Dün masa tenisiyle kapattım videoyu. Ya masa tenisi oynarken böyle güzel eğlenceli anlar yakalayıp onları orada da işte videonun kapanışını falan yaptım bir 2-3 dakika sonra. Tam şu andan 2-3 dakika sonra. Öyle zannediyordum daha doğrusu ama hiçbirini çekmemişim. Şimdi videonun sonunu editlerken gördüm. Cidden çok üzgünüm çünkü pat diye böyle ertesi güne geçmekten hiç hoşlanmıyorum. Ama sözümde de durdum biliyorsunuz değil mi? Bu hafta resmen 3 tane vlog attım. Yani hepsi vlog değildi ama 3 tane video attım sonunda. Sonunda başka bir şey. Siz çok izlemediniz ama elimiz biraz alıştı gibi benim şu an. O yüzden önümüzdeki haftaya da yine vlog çekerek başlayacağım. Ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi hazırlandım. Yemek yemeye çıkacağım. Kötü durdu sanki ya. Tamam şimdi aranızdan ayrılıyorum. Birkaç gün sonra yine görüşürüz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.